arkadaşlar, bu Demi Lovato'nun ikinci makyajı, koyu renk olan bu hafif versiyonu için lütfen diğer videomu izleyiniz. Baz makyajını bir önceki videoda zaten anlattım. Onun üzerinden düzeltme yaparak koyu rengi yapacağım şimdi. Videodaki koyu rengi. Bu makyajı görmek için, izlemek için burayı tıklayabilirsiniz. Çok kolay, hemen siyah kalemi rastgele kalın bir şekilde eyeliner şeklinde gözüme sürüyorum. Hiç şekli önemli değil çünkü bunu tamamen dağıtacağım. Bobroz gibi konuşacağım ama hakikaten o kadar kolay ki yapması, inanamayacaksınız. Rastgele sürüyorum her iki gözüme de. Sert dağıtabileceğiniz herhangi bir şey olur. Kulak çubuğu veya da aplikatör de olur, sünger aplikatör. Bununla dış çizgisini, yani bitiş yerinin olduğu kısmı üzerinden geçerek yumuşatıyorum. Bu her zaman kullanabileceğiniz bir taktik bu arada. İç köşeleri cat eye gibi birleştiriyorum aşağıya doğru, birazcık uzatıyorum ve tam bir kedi gözü şeklinde yapıyorum. Gözümün bütün köşelerini birleştiriyorum. Ve yine aynı fırçayla yine alt kısımları da güzelce dağıtıyorum. İyice dağıtıyorum, kalın olmasını istiyorum. Gözümün içerisine de kalem sürüyorum. İsterseniz jel eyeliner kullanabilirsiniz ama sabitlemek için üzerine far sürerseniz eğer akma problemi olmayacak ve daha siyah bir görüntü olacak. Ama dediğim gibi jel eyeliner da siyah görüntü sağlayacak. Üstlerine de karbon, MAC'in karbon rengini sürüyorum çünkü simsiyah far sürdüğümde bu dipteki kalın sürdüğüm eyeliner kaybolabilir diye. Karbon rengi bunun için çok güzel, degradeli bir görünüm sağlıyor. Kahverengiyi alıyorum her zamanki gibi. Gözümün katlandığı yere sürerek bunu dağıtacağım. Benim gözlerimin normalde katlandığı yer çukur. Aslında buraya gölge yapmamam gerekiyor ama size göstermek için bunu yapmak durumundayım. Ben sadece dağıtsam da olur. Pembe renk allık alıyorum. Hafif biraz şeftali içeriyor bu. Önemli değil. Elmacık kemiklerimi bolca sürüyorum ve bir önceki rujumun fazlalığını elimde alıyorum. Daha önce fondötenlenmiş olan süngerimi dudaklarımın üzerinden geçerek rujumun rengini değiştirmiş oluyorum böylece. Makyajım neredeyse bitti. Kaşlarım daha önce koyu kahveyle boyamıştım. Şimdi siyahla üzerinden geçiyorum. Koyu makyajla simsiyah gözüküyor. Perumu taktım ve hakikaten çok pratik bir şekilde makyajımı değiştirdim. Bitti uygulaması ama bu peruk yanlara o kadar çok dökülüyor ki makyajımı kapatıyor. Elimle sürekli o yüzden düzeltiyorum. Hakikaten çok sıkıcı. Kâkülsüz özellikle komple bütün bu şekilde peruk bulmak çok zor ama daha güzel duruyor. Fakat gerçekten çok büyük problemli. Yüzün birazcık daha yuvarlak olması aslında epey bir benzetecekmiş. Böyle seksi dumanlı göz makyajı yapmak isterseniz bu pratik yöntemi her zaman kullanabilirsiniz. Ben saçlardan gerçekten daraldım ama burada hani deliriyordum en son. Lütfen videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Ve videonun sonundaki ürün inceleme kısmına bir göz atın. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bundan sonra ya videonun içerisinde ya da ayrı bir video olarak yayınlayacağım ama bunları daha kısa tutarak video sonlarına, özellikle kısa video sonlarına eklemeyi çok uygun buldum. Çok beğendiğim ürünleri ayrıca blog okumayanlar ve blogumu takip etmeyenler için burada göstereyim istedim. Bu Estée Lauder'ın Envy serisinden Envious Rouge. Çok güzel bir kırmızı, çok yoğun nem veriyor. Ben bayıldım kırmızı ruj, sevdiğim için herhalde bana kırmızı ruj gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bunu paramla satın almadım, Estée Lauder gönderdi. Estée Lauder'ın bu ruju gerçekten çok yumuşak, benim gibi kuru dudaklar için özellikle bu seri muhteşem nem içeriyor. Bu manyetikli kapak çok ilgimi çekti. Tabii ki kutusu yine çok şık ve lüks. Bıraktığınız anda kapak kapanıyor, bu en eğlenceli kısmı. En çok manyetik kısmını sevdim ve rujun rengine bayıldım. Siz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Hoşçakalın.